Hangi? Efendim geliyor. Tamamdır, Sen mi soracaksın, ben mi sorayım? Ben bir şey, bir çekiyorum. şey şey yapma. Tamam, geldi. Ne söyledi? Ne söyledi? Az önce ne söyledi? Efendim, çekiniyoruz, söyleyemiyoruz. Silivri soğuktur diyorlar. Bazı kesimler sizin için diktatör falan diyorlar. Şimdi Tayyip Erdoğan diktatör olacak. Sen böyle meydanlarda dolaşacaksın, öyle mi? Diktatörün olduğu yerde bunları yapamazsın. Bana soru dahi soramazsın. Şimdi bana istediğin soruyu sorabilirsin. Sor. Şimdi efendim, malum son zamanlarda dolar kuru, altın fiyatları, artan gıda fiyatları, stokçuluk, araçlar, herkes şikayetçi ekonomiden. Siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle kestane balının diyarı olan Zonguldak'tan bütün ülkemi en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Soruna gelince, şu an şaka olsun diye bunu söyledim. Sorunun cevabı şu: son 2 yıldır gerek pandemi, gerek iklimsel kriz, gerekse küresel kuraklık sebebiyle fiyat artışları sadece Türkiye'de mi oluyor ya? Şimdi sen diyebilir misin ki pandemiden önce fiyatlar, ikinci araç fiyatları şöyle oldu, böyle oldu diyebilir misin? Sana soruyorum. Yok efendim. Ya mayı 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 konuşma. Evet ya da hayır de ya. Evet efendim, bütün dünyada arttı. Evet. Ama bunu senin gibi herkes biliyor ama söylemiyor. Neden? Gözleri var, görmezler. Kulakları var, duymazlar. Doğruyu bilirler ama söylemezler. Neden? Neden efendim? Çünkü kalpleri mühürlü. Bunlar yetişemediği üzüme koruk derler. Sebebi bu. Efendim, ekonominin derdine deva biziz diyor Sayın Ali Babacan. Ya ne sayın ne babacan ne nesi mi? Ya onun adı malum şahıs. Bu malum şahsı siz benim kadar tanımazsınız. Sağda solda ekonomistim falan. Ya benim alanım ekonomi. Ben ekonomistim ya. Bu babacan dediğiniz adam toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Ya bu daha 4 işlemi dahi bilmesin. Siz gelin bana sorun ya. Başka soru var mı? Efendim, bu Z kuşağı ile ilgili gençlerden soralım. Mesela burada ben pırıl pırıl bir... Sen Z kuşağına benziyorsun. Evet efendim. Maşallah zehir gibi çocuklar. Benim bir sadece isteğim olacak, daha doğrusu sorum değil de. Tabii, buyur. Her zaman CHP CHP diyorsunuz. Ne diyecektik ya? Yani bir kere de CHP derseniz hiç duymadık sizin ağzınızdan. Evet. Buna eğer yani Şimdi ben o söyleyeyim. dediğini dersem ne kazanacak? Benim oyum siz oldu, çünkü ben sizi tanımadım etmedim. Yani şu an daha yakın. Tanımadım etmedim mi? Sen benimle birlikte dünyaya geldin. Sen Z kuşağı beraber. Tabii sizden önceki. Bir elin yağda bir elin balda. Oh ne güzel bu. Çok şanslısın ha bu arada, onu söyleyeyim. Teşekkür ederim, sağ olun. Z kuşağı, bunlara da pek güvenemez. Bunları çok tanımıyoruz biliyorsunuz. Bunlar sağa sola belli olmaz. Bunlar... Söylediğini söylüyorum. Bak oyun alırım ha. Tamam, oyun size. Söz Söz. mü? Söz veriyorum. Söz. Hazır mıyız? Z Hazırız. kuşağı hazır mıyız? Hazırız. Öyleyse C H P. Yalnız efendim, hani heceleyerek değil de, hani bir çırpıda eğer öyle bir Ya bu şansımız Z var. kuşağına da bir şey beğendiriyorsun ya. Tamam, söylüyorum ama oyun alırım. Söz. Sözünü Söz. aldım. Tabii, söz verin. Tamam. CHP. Oldu mu? Oldu Başım efendim. güverdi De mi? teşekkür ederim. Sağ Maşallah. olun. Senin gülüşün yeter ya. Evet, başka soru var mı? Efendim, bir de dış güçler meselesi var. Evet. Türkiye'yi çok sıkıştırıyorlar. Biden sizi mahvederim dedi. Ne alayım, sizle de uğraşıyorlar Ya. ülkemizle. Ya bunları gülüyorum. Bunları çok ciddiye almıyorum. Bu avuçlar neye yapılmış? Bir avucunu yalasın. Anca avucunu yalar. Buna Yüce Türk Milleti karar verir. Türkiye laik, demokratik bir ülkedir. Seçime gider, milli irade seçimini yapar, seçime herkes saygı duyar. Buna Amerika, şu, bu, Biden, bunları karar. Biden, bu arada sen çok Biden. Haberin olsun. Tamam mı? Güzel. Haddini bil. Haddini bil. Başka?
Başka sağlığınız efendim. Allah razı olsun. Sizin bir şey var mı? Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyor. İnanın bugünler ilahi nihaya devam edecek. Zaman her şeyin ilacıdır. Düzelecek. Ne demiş? Şu anda söyleyeceğim. Allah yeise kapılma demiş. Ne yani bunun adı? La tahzen innallâhe me'al. Korkma. Çekinme. Üzülme. Hüzünlenme. Çünkü Allah bizimle beraberdir. Allah yar, yardımcımız olsun.